Merhaba seyahat severler. Bu bölümde Ankara'dan çıkıp İstanbul üzerinden kruvazör gemisi Costa Esmeralda'ya varışımızı ve İtalya Roma üzerinden Civitavecchia kruvaz limanına varışımızı anlatmaya çalışacağız. Geçen bölümde self servis rezervasyonun nasıl yapılacağını anlatmış ve rezervasyonumuzu tamamlamıştık. Burada dikkat edilmesi gereken bir hususu özellikle belirtmek isterim. Eğer kendi başınıza bir internet sitesinden rezervasyon yapıyorsanız, buradaki gerekli doküman ve vizelerin sizin tarafınızdan sağlanması gerekmektedir. Bu sorumluluk size ait. Bunu da özellikle vurgulamak istedim. Gemi Roma Civitavecchia limanından akşam 7'de ayrılacak ve son katılış saat 6. Ama ilk defa gemiye katılacaklar için en az 2-3 saat öncesinden bu kruz yat limanında olmamız gerekiyor. Fakat Roma'yı daha önce görmeyenler için bir gece Roma'da konaklayarak bu tarihi şehri gezmelerini tavsiye ederiz. Norwich North Cup video serisinde başladığımız bir bilgilendirme yöntemini sizinle de paylaşmak istiyorum. Ekranın sağ üst köşesinde gördüğünüz tarih, şu anda izlediğiniz ya da gördüğünüz görselin çekildiği tarihi ifade etmektedir. Bu video serisinde ise en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı ile bölge paylaşımlarını da burada ekleyeceğim. Umarım sizlere de faydalı olur. Planımız dahilinde bir gün önce Ankara'dan İstanbul'a arabamızla yolculuk yapıp bir gece İstanbul'da kaldıktan sonra sabah erken saatte uçuşumuz için havaalanı otoparkına geldik. 8 günlük otopark ücreti için en uygun 15 günlük abonelik oldu. Bu aboneliği dönüşte yapma şansınız yok. Gitmeden ödeme yapmanız gerekiyor. Fiyatlar ekranda belirtildi. Yeni İstanbul Havalimanı birçok kişiyi etkilediği gibi bizi de çok etkiledi. Aileler ve yaşlılar için pasaport kontrolünde öncelik sağlanması gayet güzel düşünülmüş. Buna da bir ayrı teşekkür gerekiyor. Otomatik çipli pasaport geçişleri için ise minimum yaş 18. Aslında yurt dışı limanlardan kalkış yapan kruvazör gemilerine kendiniz bilet alırsanız gemiyi kaçırma ihtimalinize karşı bir gün öncesinde o şehirde olmanız en uygun hal tarzı olacaktır. Biz biraz risk alarak kalkış sabahı Roma'ya varmayı planladık. Hava şartları da uygun olunca sorun yaşamadık. Dönüşümüze de en uygun ve ekonomik Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı çıkışı uçuşu oldu. Burada faydalı bir ekstra bilgi paylaşalım. Bavul hakkımız 8 kilogram, kabin bagajı ile kısıtlı olmasına rağmen Türk Hava Yolları'nın öğrenciler için sağladığı 40 kilogram ücretsiz bavul hakkı ve biraz da indirimli biletle beraber bizim 4 kişinin tüm ihtiyacını bavul hakkı karşıladı. Ancak öğrenci için bilet satın almasını ayrı yapmanız gerekiyor. Biz de 3 kişi için ayrı, oğlum için ayrı bir satın alma yaptık. Yani rezervasyon PNR kodları ayrı olması gerekiyor. Bu uygulama için de teşekkürler. Uçağımız sabah 9.15'te hareket edecek. 2 saatlik farktan dolayı Roma'ya varışımız 9.55. Toplam uçuş süremiz ise 2 saat 40 dakika. Roma Leonardo da Vinci Havalimanı'na vardıktan sonra 1,5-2 saatlik mesafedeki kruvazör geminin kalkacağı liman Civitavecchia'ya varmak.
Roma Havalimanı'na geldikten sonra Civitavecchia'ya toplu ulaşımla gitmek için en ideal çözüm tren kullanmak. Trenitalia web sitesinden ya da telefonunuza indireceğiniz uygulama üzerinden biletleri satın alabiliyorsunuz. Ayrıca havalimanına geldiğiniz takdirde havalimanından çıktıktan sonra zaten tabelalar sizi yönlendiriyor. Oradaki makinelerden ya da gişeden alabilirsiniz. Fakat sezonun yüksek sezonlarda gişe ve makineler çok kalabalık olduğundan uygulama üzerinizden almanızı tavsiye ederim. Hem orada farklı alternatifleri de bir ekran üzerinde görmenizde yarar var. Civitavecchia'ya gitmek için farklı alternatifler var. Kestirme biraz pahalı. Karmaşık biraz daha ucuz. Ama havalimanından Civitavecchia'ya uygulama üzerinden yazdığınız takdirde karşınızda böyle bir fiyat tablosu ve alternatifler çıkıyor. Aslında havalimanından Roma termini yani Roma garına direkt Leonardo Express var. Bu Leonardo Express hiç durmadan havalimanından Roma terminine kadar geliyor. Ana tren garı. Bu tren garından Civitavecchia'ya trenler var. Bundan ekstra bir değişiklik yaparak, hani aktarma yaparak havalimanından Roma termini yani terminal tren garı üzerinden Civitavecchia'ya ulaşabiliyorsunuz. Bunun yaklaşık süresi 1 saat 36 dakika. Tabii fiyatı şeylere göre değişiyor. Yakınlık zamanına göre veya daha kısalık olmasına göre burada 18-60'a da var, 30'a da var. Eğer Leonardo Express kullanırsanız. Burada da havalimanından Roma tren garına, tren garından doğrudan Civitavecchia'ya varışı gösteriyor. Fakat başka bir alternatif ki yaklaşık 7,6 bir tasarrufla aşağı yukarı aynı süre içerisinde doğrudan değil, bu önemli. Direkt bir hat yok. Yani havalimanından Civitavecchia'ya herhangi bir direkt hat olmadığı için bir değişiklik yapmak zorundasınız. Bu değişikliği de Roma Ostiense istasyonunda yapıyorsunuz. Burada yaklaşık 25 dakika bekledikten sonra Roma Ostiense'den yine aynı istasyonda herhangi bir hat değiştirmeden Civitavecchia'ya geliyorsunuz. Aslında şöyle de değerlendirilebilir. Burası bir makas gibi düşünün. Bir kısmı trenlerin bir kısmı Roma Ostiense'den havalimanı tarafına gidiyor. Bir kısmı da Civitavecchia'ya gidiyor. Dolayısıyla buradan bindiğiniz zaman inmeniz gerekiyor. Fakat trenler karışık olduğu için yani direkt tren üstünde Civitavecchia'ya gidiyor yazmadığı için karıştırabilirsiniz ve bir sonraki treni beklemek zorunda kalabilirsiniz. Benim size tavsiyem direkt Roma terminine gitmeniz Leonardo Express ile yani şu alternatif 18,60 euro. Buradan termine üzerinden yani tren garı üzerinden direkt Civitavecchia'ya gitmenizi tavsiye ederim. Aslında şu Ostiense'ye kadar ya yani 10 dakikalık bir mesafeyi iki defa gitmiş olacaksınız ama bence en ideal çözüm, en kestirme ve en sağlıklı yol bu. Roma terminali üzerinden Civitavecchia'ya gidecekseniz Leonardo Express 14 euro. Yani direkt Roma'da da bir gece geçireceksiniz. Direkt Leonardo Express'te hiç durmadan Roma terminaline gelebilirsiniz. Roma terminalinden de Civitavecchia'ya 4,60 avroluk bir ücret var. Eğer Roma'da hemen zaman geçirmeyeceksiniz ve aşağı yukarı daha da uygun ama zaman olarak da direkt Roma Havalimanı'ndan Leonardo da Vinci Havalimanı'ndan Roma Ostiense'de inip aktarma yapıp
Svitavice'ye de gittiğiniz takdirde bunun bedeli de 11 avro. Bu tek biletle bu iki hattı da kullanabilirsiniz. Eğer bizim gibi Leonardo Express kullanıp Roma terminalinden gittiğiniz takdirde Roma terminali biraz karışık, kalabalık. Svitavice trenine nereden kalktığın konusunda biraz tereddüt yaşayabilirsiniz. Çünkü trenin son istasyonu Svitavice değil. O hat üzerinde bizim anladığımız kadarıyla Pisa şehri üzerinde bir hatta bir istasyon, yani onlarca istasyondan bir tanesi. Dolayısıyla Svitavice istasyonunu tren buradan kalkar diye bir hat yok. Bunun için oradaki görevlileri muhakkak sorun. Eğer herhangi bir değişiklik yoksa Leonardo Express'te indiğiniz yerden trenlerin gidiş istikametinde en sağda, hani Leonardo Express'ten inip tekrar geriye doğru gittiğiniz takdirde en sağdaki hat üzerinden biz binerek gitmiştik. Dolayısıyla biraz karışıklık olabilir ya da gittiğiniz zaman 5-10 dakika içerisinde bir tren kalk hemen bilet alalım dediğiniz zaman treni kaçırma ihtimaliniz yüksek. Bu konuda da bir uyarı olsun. Şimdi bahsettiğim şekilde Roma tren garına varış ve buradan Civitavecchia gidişimize eşlik edelim.
Roma tren garına varınca zamanınız varsa ve yükünüz hafifse ufak bir şehir turu yapabilirsiniz. Roma aslında küçük bir şehir. Yani gidilecek, görecek yerleri 2-3 saat içerisinde görme şansınız var. Ya da doğrudan bizim gibi risk almadan gemiye katılış yapılabilir. Gemi zaten 8 gün 7 gece olarak satın alınıyor. Dolayısıyla gemiye ne kadar erken katılırsanız aslında fiyatınızın ödediğiniz ücretin de karşılığını o kadar çok alırsınız. Gittiğiniz zaman da zaten direkt geminin imkanlarından faydalanmaya başlıyorsunuz. Civitavecchia son durak olmadığı için ekrandan durakları takip etmek gerekli. Gemiye varmak için alternatifler mevcut. Taksi ya da otobüs gibi. Ancak Costa Cruz Limanı'na doğrudan yürümek gerçekten çok zor. Yani muhakkak bir otobüs ya da taksi ya da ücretsiz servisleri kullanmak gerekiyor. Mesafe uzun. Şimdi bunlardan biraz bahsedelim. Hava müsaitse bizim yaptığımız gibi tren istasyonundan şehir merkezine gelip oradan terminale uğrayıp oradan ücretsiz servislere binerek kruz limanına varmak en uygun hal tarzı olacaktır. Merkeze yürümek kısa mesafe.
ve keyifli. Ayrıca burada denizci ve sevgilisinin önünde ufak bir mola vererek de Civitavecchia'yı güzel bir hatıra ile noktalayabilirsiniz. Hemen karşısında Tourism Information Merkezi var. Buradan alacağınız bir harita ile de size zaten terminale yönlendiriyorlar. Buradan da ücretsiz kruvazör limanına giden servisiyle binebilirsiniz. Costa'nın kendi kruvazör limanı, daha doğrusu Costa'nın değil de kruvazör limanı biraz uzak. Dolayısıyla bu ücretsiz servisi kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Biraz zamanımız olması nedeniyle bu kale ve etrafını turlamak adına bu bölgeye girdik. Aslında burası yat limanı içerisinde yer alan özel bir yer. Buradan içeride özel ücretsiz servis var. Bu servis de aslında sizi doğrudan otobüs terminaline götürüyor. Ücretsiz kruvazör servislerinin kalktığı. Biz de şansımızı bu yönde denedik. Size de denk gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama belki mevsimsel olduğu için ya da turistiğin çok olmadığı zaman olduğu için böyle bir alternatif de mevcut.